Arkadaşlar merhaba. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız bütün videolardan haberdar olmuş olursunuz. Bu videomuzda da iş sayacı ve mastura sayacını parametrelerini göstermiş olacağız. Sizinle paylaşmış olacağız. Benim bütün amacım bildiklerimi sizinle paylaşmak. Şimdi geçelim parametrelere nasıl giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi CP160 SC500 motor. Şimdi makinamızı kapatalım. Makineyi açarken parametreye nasıl giriş yapıyorduk? Bir elimizde artı tuşuna basıyoruz. Bir elimizde makineyi açıyoruz. Parametrelere girmiş oluyoruz. İş sayacı ve masura sayacını takip etmek için, hani masura ne zaman bitiyor diye onu takip etmek için 6. parametredir arkadaşlar. Parametre burası oluyor. Hani 6. parametre, 45. parametre vesaire, bütün parametreleri buradan takip ediyoruz. Şimdi 6. parametreyi getiriyoruz. Şu an 6. parametrede 1 yazıyor. Bu şu anda masurada. Ben bunu ne yapıyorum? 0 yapıyorum. İş sayacına geçmek için. Kaç tane iş yapıyorum günlük onu öğrenmek için. 0 yaptım. Burayı hafızaya almak için 7 yaptık. Hafızaya almış olduk. Makinamızı kapatıyoruz. Makinamızı açıyoruz. Şimdi sayacı sıfırlayalım. Sıfırladık sayacımızı. Diyelim ki biz yaka takıyoruz. Ya cep takıyoruz veya göğüs çekiyoruz. Herhangi bir iş. Şimdi başladık işe. İşimizi bitirdik. Bakın bir tane iş yaptım. Şimdi sayacı gösterelim. Kaç defa bitirirsem başlangıç bölümümüz. Şöyle. Burayı da göster. Kaç tane iş yaptıysak orada iş sayacı yapmış oluyor. Hatta bazı atölyelerde sayaç alıp da şuraya büyük bir şey takıyorlar, şu üst tarafa iş sayacı diye gidip onu satın alıyorlar. Bu Juki makinelerde o iş sayacını almaya da gerek yok. Burada zaten makine kendisi sayıyor. Kaç tane zikzak takarsanız. Ha, işi belki masura bittiğinde tekrar başlamak için vesaire bir iki tane yanılma payı olabilir. Onu da buradan diyelim ki fazla yaptığınız iş yarım kaldı. Şuradan bir tane düşürürsünüz. Düşürdüğünüz zaman ne olur? Adeti tam olarak saymış olursunuz. Şu anda diyelim işi bitirdiniz. Sıfırlamak istiyorsunuz. Şu R tuşuyla sıfırlıyorsunuz. Bir sonraki işe geçtiniz. O işte saatte kaç tane yapmak istiyorsunuz? Ya da her saat başı kaç tane iş yapmak istediğinizde bu şekilde işlerinizi saymış olursunuz. Ve bu iş sayma sayacı arkadaşlar. Buradan bir de masurayı takip etmek için oluyor. Onu da şimdi kapatıyoruz makinemizi. Yine makineyi artı tuşuna basılı tutuyoruz. Artı tuşuna basılı tutuyoruz. Makinamızı açıyoruz. 6. parametreye geliyoruz. Bu sıfırdı ya. Şimdi bunu 1 yapıyoruz. Tekrar hafızaya alıyoruz. Bu şekilde hafızaya almış oluyoruz. Makinamızı kapatıyoruz. Makinamızı tekrar açıyoruz. İşimize başladık diyelim. Ötmüş oluyor. Diyelim ki arkadaşlar şu şekilde çalıştınız. Bayağı bir iş yaptınız. Ne oldu? Mastura bittiğinde işe ek olmamasını istiyorsanız, mastura bittiğinde diyelim ki atıyorum burası 500 oldu. 553 oldu diyelim ki. O 553'ü hafızaya alıyorsunuz. Hafızaya aldığınız zaman orada diyelim ki 553'ü hafızaya aldığınız zaman tekrar bir dahakine 553'e yaklaştığı zaman masuranın bittiğini bilirsiniz. Masturanız daha bitmeden işi yarım bırakmamış olursunuz. İşlerinizde ek yapmamış olursunuz. Bu da masurayı takip etmek sayacı. Takip etmek için. Bu sayaç da bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoya geçeriz artık.